16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle ilimizde bir etkinlik düzenlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği üzerinde duruldu. Ha, tabii ki sağlıklı bir yiyecek elde edemeyiz değil mi? Suyumuz da aynı şekilde çok önemli. Gıdalarımızı uygun sıcaklıkta saklayacağız. Uygun sıcaklık nedir? Mesela yemek mi pişirdik? Sıcak tüketeceksek bunu 60 santigrat derecenin üzerinde bekleteceğiz. Eğer buzdolabında saklamamız gerekenlerse ya da dondurmamız gereken gıdaları da yine uygun sıcaklıklarda muhafaza edeceğiz. Zübeyde Hanım Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Gıda Günü'nde açlıkla mücadelede sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, Dünya Gıda Günü'nde açlıkla mücadelede sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekiyor 2019 yılı programında. FAO, kuruluş tarihi olan 16 Ekim 1945 yılından bu yana kutlanan Dünya Günü'nün bu yılki temasını "Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya" sözleriyle belirlemiş. Sevgili gençler, açlık ve israf insanlığın en büyük düşmanı olan iki kavram ne yazık ki. İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür de yaptığı konuşmada sağlıklı beslenmenin önemine değindi. FAO 2019 yılı teması olarak sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmenin herkes için ulaşılabilir kılma olarak belirlenmiş olup bu yıl Dünya Gıda Günü eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya sloganıyla kutlanmaktadır. Doktor Ömür, sağlıklı beslenmenin birçok hastalığı önlediğini de belirtti. Ziraat mühendisi Mehmet Şen'in sunduğu programda gıda mühendisleri ve halk sağlığı uzmanı tarafından gıda güvenliği, Alo 174 gıda hattı ve sağlıklı beslenme konularında bilgi verildi, öğrencilerin soruları cevaplandırıldı. Programın sonunda Tarım ve Orman İl Müdürü Demirhan tekrar söz alarak gıda denetimi konusunda öğrencilerin gönüllü olmalarını istedi. Gönüllü olacaklarını belirten öğrenciler arasında en fazla yararı dokunan ve en doğru ihbarlarda bulunan öğrenciler yıl sonunda ödüllendirilecek.